Hepiniz hoş geldiniz. Şüphesiz Manisa'dan sonra, Osmaniye'den sonra en çok geldiğim, en çok konuşma yaptığım, çok değerli kardeşlerimin, çok değerli büyüklerimin siyaset yaptığı, her birisini ayrı ayrı sevdiğim güzel insanlar buradalar. İsmet Paşa'nın memleketindeyiz. Turgut Özal'ın memleketindeyiz. Türkiye siyasetinde çok önemli görevleri yapmış olanların memleketindeyiz. Güzel insanların, çalışkan insanların, namuslu insanların, vatansever insanların memleketindeyiz. Malatya'dayız, sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binalarına hep söylüyorum, burası bizim baba evimiz. Burası başımız sıkıştığında koşacağımız, çorbasının kaynadığını, bacasının tüttüğünü bildiğimiz baba evimiz. Burası ki Malatya'dır, İsmet Paşa'nın memleketidir. Bu baba evinin önemi hepimiz için ayrı. Ben Malatya'ya her geldiğimde hem baba evine geliyorum, hem abimin evine geliyorum. Malatya milletvekili Veli Ağbaba, eğer birisi bir milletvekili nasıl olur? Milletin verdiği görev nasıl yapılır? Halka karşı sorumlu siyaset nasıl yapılır diye merak ediyorsa hiç merak etmesin. O merak edene Veli Ağbaba'yı gösterin, böyle yapılır deyin. Yiğidin hakkını yiğide teslim edeceksek, biz 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve resmi olmasa da irili ufaklı birçok ittifak ortağımızla birlikte, ama resmen dört parti Malatya'da %23 oy aldık, 3 tane belediye aldık. Ondan bir dönem sonra 5 parti birlikte, İyi Parti olmaksızın bu kez 5 parti birlikte Malatya'da 10 ay önce %21 oy aldık. Ama birisi çıktı, memleketine aşık birisi çıktı. İyi günde kötü günde orada olan, depremde hiç ayrılmayan, deprem sabahı Pertek feribotunu çalıştırıp 60 bin somun ekmeği getirip ilk ekmeği dağıtan, ilk suyu dağıtan, devletin yetişmediği yere yetişen Veli Ağbaba'yı Malatya istedi. Biz aday yaptık ve örgütümüzle birlikte %38 oy aldı. Kimse küçümsemesin, Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından biridir. Gençlik Kolları Başkanlığından gelen ve deprem sürecinde, deprem sabahı 5'te beni haberdar eden Barış Başkanıma, o süreçte ve bu süreçte onunla omuz omuza çalışan il yönetimine, ilçe yöneticilerine, kadın kollarına, gençlik kollarına yürekten teşekkür ediyorum. Emekleri için, baba ocağının bacasını tüttürdükleri için. Tabii Malatya kadın kollarını anacaksak, Güllü Tunceri ve eşini anacağız. Depremde hayatını kaybeden Kadın Kolları Başkanımız Güllü Tunçer'e ve eşi Ekrem Tunçer'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onların varlığında Malatya'da hayatını kaybeden 1277 hemşerimize Allah'tan rahmet, siz onların değerli ailelerine, komşularına, kardeşlerine bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Biraz önce
Bir konteyner kentteydim. O yüzden geciktik. Bir dokunduk, bin ağ işittik, daha da işitecektik. Sizi bekletmemek için koştuk geldik. Gerçekten birincisi Malatya depremin ilk günlerinde sanki deprem olmamış gibi muamele görüyordu. Gayretler gösterildi. Veli Ağbaba başta olmak üzere tüm grubumuz Malatya'ya dikkat çekmeyi başardık. Deprem gerçekleşti. Arkasından gelen seçimde çıktılar dediler ki oyları bize verin, bir yıl içinde evleri yapacağız. İnsanların serbest karar vermesine bile engel oldular. Herkes şöyle dedi, devletin şimdi yönetiminde olan bir yılda evi vereceğim diyor. Ben macera yapmayayım, vereyim oyumu, evime geçeyim. Bundan önce çektiğim yoksulluğu, açlığı, işsizliği, birçok sıkıntıyı unutup sırf bir göz odaya, bir eve başını sokmak için bu iktidara inanıp oy verdi insanlar. Ne oldu peki? Bakın söz verdikleri ev sayısı 650 bin. Malatya'da söz verdikleri ev sayısı 103 bin. Ama Türkiye'de evlerin sadece %12'sini verdiler. 79 bin ev. Malatya'da verdikleri, tamamlayıp teslim ettikleri ev sayısı 7.881. Şu anda Malatya'da yapıp bir yıl içinde vereceğiz dedikleri 100 tane evin sadece 7 tanesini verdiler. 93 kişi açıktadır, çadırdadır, konteynerdadır ya da gurbette başkasının evlerine sığınmıştır. 100 kişiden 93'üne sözünü tutmayan birilerinin yönettiği bir memleketteyiz. Ve depremzedenin en büyük sorunu belirsizliktir. Kandırdılar, yanılttılar, şaşırttılar, aldattılar, zarara uğrattılar. Deprem yetmezmiş gibi evin az hasarlı, sen evini yap geç, eve masraf edildi, harç borç alındı, kredi çekildi, eve geç, geçemezsin. Niye? Fikir değiştirdik, rezerv alan yaptık buralarını, az hasarlı da olsa senin evini de yıkacağız. Ya da ev orta hasarlı, dediler ki bu ev yıkılacak, adam ne yapsın, ne kurtarsak evinden kârdır. Kapısını söktü, pervazını söktü, penceresini söktü, lavabosunu söktü, sattı. Zor günlerde çoluğunun çocuğunun karnını doyurdu. Şimdi bu evde oturulur, yap geç. Ya nasıl olacak bu işler? Bu kadar kötü devlet yönetimi olur mu? Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu insanlar zengin olsalar zaten senden medet ummazlar. Devletin şefkatli elini beklerken devletten bir tokatta, bir darbede devletten yediler. Buradan bir kez daha hem ilgili bakanlara hem de ülkeyi yöneten Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Malatya'da da, Hatay'da da, Adıyaman'da da, Kahramanmaraş'ta da sıkıntı çok büyüktür. Bu depremzedeler mağdurdur ve devlet onlara hala belirsizlikle, hala onları borçlandırarak, hala onlardan bir şeyler almaya çalışarak davranmaktadır. Devlet devletliğini gösterecek, bu acıları dindirecek, devlet bu sıkıntıyı çözecektir. Çözemiyorsanız bırakın kardeşim biz çözelim. Buradan bir hususu daha dile getireyim. Tabii ki yerinde dönüşüm meselesi var. Onu takip ediyoruz.
ama 100 kişiden 93'ü dışarıdaysa ne yapacaksın? Kira yardımına devam edeceksin. Diyorlar ki bu ay kira son. Ne olacak? Tasarruf tedbirleri var. Sen sözünü tutma. Evleri zamanında bitirme. Sonra da para bitti. Biz sana kira ödeyemeyeceğiz de. Buradan uyarıyorum. Buradan uyarıyorum. Bu evler yapılıp anahtarlar verilene kadar devlet devletliğini gösterecek. O kira yardımları sürecek. Kira yardımını kesen bu insanların nefesini tıkar, hayatla bağını keser. Buna izin vermeyeceğiz. Abi bir dur, bir dur. Gözünü sevdiğim, bir dur dinle belki olacak. Şimdi bizi neden mikrofonu bana veriyor? Gel seni konuşturayım. Alın abiyi. O zaman bak, ben insan seni dinleyebilirim. Dinlemekte mi iyisin, konuşmakta mı? Konuşmakta iyiysen gel, ben geleceğim seni dinleyeceğim. Gözünün yağını yiyeyim. Bak milli maç var, millet maça gidecek. Tabii Malatya deyince Kayısı'yı konuşmadan olmaz. Kayısı'nın sorununu anlatmadan olmaz. Bugün teker teker Kayısı bahçesine de gittik. Üreticilerle konuştuk. Dertlerini yerinde dinledik. Geçen sene 100 lira bahçede olan kuru kayısı bu sene 140 lira. Mazot 2 kat artmış. İlaç artmış. Gübre artmış. İşçilik artmış. Her şey artmış. Ama kilosu 100'den 140'a gelmiş. Öbür tarafta geçen sene 175 lira olan marketteki kuru kayısı bu sene 390 lira olmuş. Yani bir tarafta alıp satan 2 kattan fazla koymuş ama alın teri akıtan, çoluk çocuk çalışan, güneşin altında çalışan, yağmurda çalışan, çamurda çalışan, emeğini, alnının terini toprağa damlatanlar 100 liradan 140 liraya çıkmış, borcunu ödeyemeyecek hale gelmiş. Ve bütün fiyatlar çayda da öyle, buğdayda da öyle, korkarım fındıkta, üzümde de öyle olacak. Maliyeti hesaplıyorlar, onu fiyat olarak veriyorlar. Oysa ki hem organiği için hem gün kurusu için mutlaka ve mutlaka taban fiyat uygulamasına geçilmesi, altında işlem yapılmaması lazım. 2-3 sene önceydi. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alır gibi ya da üzüm alır gibi sizin ürününüzü de alacaktı. İnsanlar umutlandılar, bir kez aldılar, sonra sözlerini unuttular. Ve bugün geldiğimiz noktada üretici çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Tabii Doğanşehir'de konuştuk ama tütün üreticisinin zorluklarını, sıkıntılarını da biliyoruz. Türkiye gibi bir ülkede 2002 yılında AK Parti geldiğinde 400 bin ton tütün üretilirken bugün 70 bin ton üretiliyorsa, neredeyse 500 000 kişi tütüncülükle geçiniyorken bugün 70 bin kişiye indiyse, 7 kat azaldıysa tütün üretenler, bu ülkede, bu dünyada sigara tüketimi azalmadı. Sigara piyasası daralmadı. Sigara firmalarının karları düşmedi, aksine arttı. Ama Adıyaman gibi, Doğanşehir gibi, Malatya'nın önemli ilçelerinde, Doğanşehir gibi, Adıyaman gibi komşu illerinde tütünle geçinenler 7 kat azaldılar. Yetmezmiş gibi de
hapis cezalarıyla cezalandırıldılar, para cezalarıyla cezalandırıldılar. Bu konuda da mecliste çok emek verdiler, çok mücadele ettiler. Adıyaman milletvekilimiz iline belediye başkanı oldu Abdurrahman Tutdere. Nerede Abdurrahman Başkan? Bir alkışlayalım hemşerinizi. Ve Yağbaba da çok büyük bir oy aldı bu emeklerine. Bu sefer olmadı. Bir dahaki sefere bakan olmazsa Malatya'ya Büyükşehir Belediye Başkanı yaparız. Malatya'da 5 belediye aldık. Her biri birbirinden kıymetli. 3'ü vardı muhafaza ettik. Yazıhan'la Doğan şehri ilave ettik. Neredeyse bütün başkanlarımız 2 kişiden birinin oyunu aldılar. Hepsi ceplerinde çok önemli bir anahtar taşıyorlar. Bu anahtar ne belediyelerinin giriş kapısının anahtarıdır, ne kasasının anahtarıdır, ne o kentin altın anahtarıdır. Emin olun, iyi çalıştıklarında, dürüst çalıştıklarında, halkçı belediyecilik yaptıklarında, israf değil hizmet ettiklerinde hepimiz göreceğiz ki 5 değerli başkanımın elindeki anahtarlar da Atatürk'ün partisinin yeniden iktidarının anahtarlarıdır. Biz ürüne para verin diyoruz. Emekli 10 bin lirayla geçinemez. Açlık sınırının yarısı neredeyse diyoruz. Bakın, Kurban Bayramı geçti. AK Parti gelmeden önce bir emekli maaşı, en düşük emekli maaşı hem de 2 kurban alıyordu. Bu sene kurbanlıklar 15 bin liraydı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraydı. Eskiden bir emekli maaşı 2 kurban alırken, şimdi 2 emekli bir araya gelse bir kurbanı zor keser hale geldiler. AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken 2,5 çeyrek altına düştü. Bu yüzden emekli maaşını insani bir seviyeye, ilk önce hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çıkarmalıyız. Ayrıca asgari ücreti Temmuz ayında mutlaka zamlamalıyız. Çaya, buğdaya, kayısıya mutlaka iyi fiyat vermeli. %1 olan destekleme payıyla çiftçilerin bu sene hak ettiği 415 milyarlık desteklemeyi kendilerine mutlaka ödemeliyiz. Bunlar yapılmazsa bu ülkede huzur olmaz. Bu ülkede kimsenin evinde huzur olmaz. Bunu söylüyoruz. Diyorlar ki para yok. Mehmet Şimşek para vermiyor. Bir kez şunu söyleyeyim. Mehmet Şimşek dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan'ın bir imzasıyla gelen birisi. Nebati'yi de o getirdi, o götürdü. Damadı da o getirdi, o götürdü. Mehmet Şimşek'i de o getirdi. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Düşük emekli maaşının da, asgari ücrete zam yapılmamasının da, çiftçinin zor durumda olmasının da, esnafın perişanlığının da, gençlerin işsiz ve umutsuz olmasının da bir tek sorumlusu vardır. Onun da adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Efendim, Mehmet Şimşek vermiyor. Yok öyle bir şey. Hani diyorsun ya, her şeyi ben bilirim, ben. Bunu da senden biliriz. O yüzden biz yol gösteriyoruz. Vergide adalet diyoruz. Bugün Türkiye'de 100 liralık verginin 68 lirası dolaylı vergi. Yani mazottan, sigaradan, elektrikten, sudan,
telefondan, çocuk bezinden, mamadan, deterjandan alınan vergi. Fabrikatör gidiyor jipine mazot alıyor, o da aynı vergiyi veriyor. Gariban kapısındaki bekçi gidiyor alıyor, o da aynı vergiyi veriyor. %21 maaşlardan kesilen vergi. Bu bizi koruyan polis memuru kardeşimin maaşını bankamatikten çekmeden daha ödediği vergi. Öğretmenin ödediği vergi. Kim maaş alıyorsa onun ödediği vergi. Toplamı %89 yapıyor. Geri kalan vergi %11. Yani koca koca holdingler, koca koca ihracatçılar, sanayiciler, ticaretçiler, beşli çeteler, yandaş müteahhitler bir araya geliyorlar, verginin %11'ini ödüyorlar. Bütün garibanlar orta direk %89'unu ödüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geldiğimizde bunu önce OECD sınırlarına %35'e, sonra da olması gereken %10'lu rakamlara düşüreceğiz. Biz parayı kimden topluyorsak hizmeti ona yapacağız. Hizmeti kime yapmak gerekiyorsa ona sahip çıkacağız. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bunun için pazartesi günü Mehmet Şimşek'le bir araya geldiğinde 22 yıllık AK Parti iktidarının yükünü sırtlamaya gitmiyor. CHP hatalara ortak olmaya gitmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi enkazı kaldırmaya, sorumluluğu üstlenmeye gitmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yok denilen kaynağı göstermeye, para bulamadıklarına parayı nereden bulacaklarını göstermeye ve artık beşli çetelerin yandaşların değil vatandaşların yüzünü güldürmek için nasıl bir vergi politikası uygulanması gerektiğini anlatmaya gidiyor. Biz geldiğimizde böyle yapacağız. Şimdi yaparsanız şimdiden emekliyi rahatlatır, asgari ücretliyi rahatlatır, çiftçiyi rahatlatırsınız, esnafı rahatlatırsınız. Ama yapmazsanız şunu bilin, 31 Mart seçimlerine bakın. Örneğin tütün üreticisinin canını okudunuz, 31 Mart'ta Adıyaman'ı gördünüz. 31 Mart'ta Doğanşehir'i gördünüz. 31 Mart'ta bütün Türkiye'nin sonuçlarını gördünüz. 31 Mart'ta 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduysa, Tayyip Bey kavga etmek istediğinde onunla kavgayı sağ sol meselesinde, Alevi Sünni meselesinde, Türk-Kürt meselesinde, kimlik siyasetinde yapmayı reddedip sizin kavganızı verdiğimiz içindir. Emekliyi unutmadığımız, emekçiyi unutmadığımız, köylüyü unutmadığımız içindir. Bundan sonra da ne Tayyip Bey'le ne Devlet Bahçeli'yle sizin gündeminizde olmayan hiçbir konuda tartışmayacağız, kapışmayacağız, sahte gündemlerin peşine takılmayacağız. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. İşte bunun için 30 Haziran çok önemli bir gün. 30 Haziran'da bir miting daha yapacağız. Bundan önce alışılmış, siyasetçiler mitingi seçim gelince yapıyorlar. Ben seçimden önce 105 miting yaptım ama seçimden sonra da bugün üçüncüsü bu. Gün oluyor 5 tane, gün oluyor 3 tane yapıyoruz. Tematik mitingler yapıyoruz. Rize'ye gidip çay mitingi, Tekirdağ'a gidip buğday mitingi, İstanbul'da eğitim mitingi, Ankara'da emekli mitingi yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde büyük
büyük kalabalıkları görüyoruz ve diyoruz ki sizin derdinizi dile getirecek gerçek bir halk partisi, gerçekten emekçilerin hakkını arayan bir siyasi parti var. Bundan sonra da devam edeceğiz. 30 Haziran'da mitingimiz şudur. Bizim işimiz sokağın sesini dinlemek. Sokak ne diyor? Sokak geçinemiyoruz diyor. Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor musunuz? O zaman sesimizi duyurmanın zamanı geldi. Kocaeli'ye, Gebze'ye, başta Türkiye işçi sınıfını, ayrıca ömrü boyunca çalışmış emeklileri, esnafları, çiftçileri davet ediyoruz. Biz 30 Haziran'da geçinemiyoruz diyen herkesi hakkını aramaya, maaşına zam istemeye, enflasyon düzeltmesi istemeye, refah payı istemeye, ürününe taban fiyat istemeye ve hakkını istemeye, söke söke almaya 30 Haziran Cuma günü Kocaeli'ne bekliyoruz. Bütün Türkiye'ye çağrımızdır. Sesinizi duyuyoruz. Duyurmak için Kocaeli'ne gidiyoruz. Son sözüm şu. Vakit geldi. Herkes heyecanla Almanya'daki maçı bekliyor. Geçen maçı kazandık. Ben bütün mitinglerimde söyledim. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hiçbir siyasi partiyle ittifak değiliz. Ama milletimizle ittifakız. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca ayağa kalkan herkesdir. Türkiye İttifakı filenin sultanlarıyla bir gözyaşı akıtan herkesdir. Türkiye İttifakı Müslüman demokratlardır. Muhafazakar demokratlardır. Türkiye İttifakı milliyetçi demokratlardır. Türkiye İttifakı Kürt demokratlardır. Türkiye İttifakı sizin gibi aslan sosyal demokratlardır. Burada Türkiye İttifakı'nın renklerini ve milli takımın renklerini söyleyerek, milli takıma bir selam yollayarak, onlara güç vererek sözlerimi bitiriyorum. Kırmızı! 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 En büyük! En büyük! Türkiye'yi seviyoruz. Malatya'yı seviyoruz. Ülkemizi, bayrağımızı seviyoruz. Hepinizi seviyoruz. Milli takıma başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.